İyi bayramlar arkadaşlar. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Şeker tadında bir bayram diliyorum hepinize. Ramazan bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Size şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Dün de söylemiştik. Esas bayramınız sizin. İnşallah LGS'den sonra olacak. Belki LGS'den çıktığınızda biraz böyle moraliniz bozulacak. Bak bu videoyu unutmayın. LGS'den çıktığınızda böyle hoppa hoppa cüppula cüppula diye çıkmayacaksınız tabii ki. Biraz canınız sıkılacak ama sonrasında bakacaksınız ki yapabildiğiniz kadar yapmışsınız. Netleriniz iyi durumlarda ve ondan sonra da inşallah güzel liseleri, güzel okulları sizler kazanacaksınız ve esas bayramınız o zaman oldu. Geldik günün sözüne bakalım. Asıl mucize kendine inanmaktır. Sonrası hep olan şeyler. Gerçekten de Goethe çok güzel bir cümle söylemiş. Asıl mucize kendine inanmak. Çünkü bize bu aklı veren, bize bu güzel hayatı veren Allah bize muhtemelen bu güzel başarıları da verecek. Yani siz doğmadan önce şöyle bir şey mi istediniz? Ben çok akıllı olayım. Ben çok başarılı olayım. İşte elim kolum ayağım olsun. İşte internetten videolar izleyebileyim. İşte hocalarımın anlattıklarını anlayabileyim. Ders çalışayım. Bunlar istediniz mi siz? Ama size verilmiş. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. O zaman şu an istediğiniz şey ne? İyi bir liseye girmek. Muhtemelen bu da sizler için hazır, bekliyor. Sıkı sıkıya çalışın. Şu son günleri iyi değerlendirin. Ve bu son 27 gün sonrasında da inşallah hayallerinize kavuşun arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Narin diyor ki, İnşallah herkes de liseye gider. İnşallah. Teşekkürler Narin. Şu andan itibaren matematiğe ağırlık versem 2 netten 15 nete çıkabilir miyim? Birazcık zor Narin'cim. Ama 15 nete çıkamazsın da 5 nete çıkarsın. 5 net olmaz da 4 net olur. Atıyorum 6 net olur, 7 net olur. Ama en azından o yolda bir ilerlemiş olursun ve şu anda yaptığın netten daha fazla yaparsın. 2 netten 15 net birazcık imkansız gibi gözüküyor. Şimdi yalan söylemeyin. Çıkarsın hadi çalış dersem siz de dersiniz ki ya hoca da atıyor ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi yani der. Ama şunu unutma. Yani bazen daha fazla yanlışımız çıkar. Mesela bak bu öğrenci matematikte 4 boş bir yanlış yapmış. Yani 14 net yapmış. Ama yine fen lisesine girmiş. 3.62 almış. E sen de atıyorum 15 net değil de 14 net yaparsın. 10 net yaparsın ama yine hayallerine ulaşabilirsin. Doğru çalışıyorum ama zamansız çalışıyorum. Bunun bir zararı olur mu? Arkadaşlar çalışırken eğer çözdüğünüz soru sayısını biliyorsanız süre tutmadan da çalışabilirsiniz. Ama yani soru sayısını bilmiyorsun. Süreyi de bilmiyorsun. Ne yapacağını da biliyorsun. O zaman birazcık süre tutmanız lazım. Yani saat 9'da derse oturdum. Saat 10'da kalktım. Saat 10.30'da tekrar oturdum. 11.30'da kalktım. Böyle tek tek her şeyi yazmak zorunda değilsiniz. Ama en azından kardeşim ben bugün bir tane ana denemelerinden çözdüm. At cebe 90 soru. 6 adım hızlı tekrardan 2. ve 3. adım bitirdim. At cebe işte şu kadar soru. E o zaman bu güzel. Yani ne yaptığını biliyorsun. Yani şu yöntem önemli. 1, 2, 3, 4 ben yapacaklarımı yazdım. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. O zaman bunlara tık atabilirim diyebilirsiniz. Bunlar sizin için avantajlı. İlla ki de süre tutmak zorunda değilsiniz. Ama denemeyi çözerken süre tutmak zorundasınız. Deneme çünkü süreli. LGS zamanı hasta olursak sınava giremez miyiz? İnşallah hasta olmayacaksınız arkadaşlar. Niye hasta olasınız ya? Öyle bir şey yok. LGS'ye kadar kendinize dikkat edin. Zaten evdesiniz. Fazla dışarı çıkmıyorsunuz. Soğuk soğuk şeyler içmiyorsunuz. Böyle zararlı şeyler yapmıyorsunuz. O yüzden hasta olmayacaksınız. Boşu boşuna hiç bununla alakalı endişelenmenize gerek yok. İnşallah sınav günü bomba gibi olacaksınız. Zımbalayacaksınız LGS'yi. Dikkatsizliğinden dolayı yanlış cevabı şartlarını yapmalıyım. Dikkat eksikliği birçok öğrencide var. Bununla alakalı öncelikle ne yapmanız gerektiğini dikkat eksikliği nasıl önleyebilirim videomuza bakarak görebilirsiniz. Orada işte farklı şekiller çizmek, kitap okumak. Kitap okumana çok faydası olduğunu söylemiştik. Hatta çok özür dileyerek bir kitabı hemen almak istiyorum. Mesela şu kitabı okuduğunuzda sadece kitap okumuş olmuyorsunuz. Aynı zamanda buradaki satırları takip etmeniz, hikayenin içerisindeki kahramanları takip etmeniz size bir dikkat yeteneği kazandırıyor. Dolayısıyla kitap okumakta dikkat hatanızı azaltacaktır. Bu önemli bir hata. Yani o kadar çalış ve dikkat hatası yapmayalım inşallah. Narin'cim. Paragraf testlerinden full çekiyorum. Wow. LGS sınavında full yapabilir miyim? Evet. Paragraf testlerinden her zaman full yapıyorsan, LGS'de de dikkatli bir şekilde okursan hepsini doğru yaparsın. Her dersen birinci dönem tekrar videosu yapar mısınız? Kralını yapacağız. Hiç endişelenme. Zaten duyurumuzu yaptık. Çarşamba günü bomba bir program geliyor. LGS son tekrar programı. Bütün dersleri baştan sona sizlere mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. 3 defa tekrar edeceğiz. 3 kez matematiği, 3 kez feni, 3 kez inkılabı, 3 kez dini, 3 kez işte ne bileyim Türkçeyi dinleyeceksiniz, İngilizceyi dinleyeceksiniz ve ardından da muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz inşallah. Her Tonguç Akademi emekleri bize yardımcı olun. Teşekkür ederim. Ben bir şey yok, rica ederiz. Bizler sizi çok seviyoruz. Geldik gün okulu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi İstanbul. 10.32 dilimi. Mühendislik, mimarlık, eğitim fakültesi. Muhteşem başarılar. Gerçekten İstanbul'daki öğrencilerimizin eğer kendi yakalarına uyuyorsa yani Avrupa yakası, Anadolu yakası önemli. Ulaşım önemli İstanbul'da. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya geçmek gerçekten de Afrika'dan Amerika'ya geçmek gibi bir şey İstanbul'da. Öyle bir trafik var. O yüzden ona dikkat edin. Ulaşım çok önemlidir arkadaşlar. Tercih döneminde bunu söyleyeceğiz. Geldik ödülü sorumuza.
LGS sürecinde ne sormak istiyorsunuz? Nereleri kazanmak istiyorsunuz? Hadi bakalım. İnşallah LGS'den sonra da diyeceğiz ki nereleri kazandınız? Hadi bakalım yazın diyeceğiz. Ve tercihler döneminde de bomba gibi tercihlerimizi yapacağız. O yüzden şimdi hemen video biter bitmez. Yapmadığımız testler varsa onları bitirelim. Sıkı sıkıya çalışmaya devam edelim. Hadi bakalım.